Şimdi kötü söz, güzel söz, onlardan bahsetti kardeşlerimiz. Bu konu aslında komünistlerin de sorunudur. Pek, yani daha doğrusu bütün komünistlerin değil, bazı komünistlerin sorunudur. Genel olarak hep şiddet yanlısı olanlar kötü sözle hep ileri gideceklerini zannederler. Fakat gerçekte kötü sözün gerçekten çok tahrip edici bir etkisi var. Ben de biraz önce Gülşah'la Didem'in bahsettiği o konuya biraz devam etmek istiyorum. Şimdi dün hocamız çok güzel bir etiket başlattı biliyorsunuz. Ayetten bir bölüm, çekiş birbirinize düşmeyin ölümüyle. Gerçekten bu hemen zaten Dünya Lisesi'ne de girdi hocamızın bereketiyle maşallah. Şimdi burada biz bu etiketle gerçekten bir sosyal medyada hemen bir hareketlenme oldu. Maşallah kardeşlerimiz de çok destek verdiler. Bir bazı gruplar vardı, ben bunu görüyorum sosyal medyadan. Allah razı olsun bu etiketi yapanlardan. Gerçekten şu dönemde en ihtiyacımız olan şey bu diye hemen ona döndüler. Yani üslupları birdenbire değişti. Fakat bazıları da dediler ki bununla gerçekten hepimiz karşılaşmışızdır gece ve gün boyunca. Ülkede bir yolsuzluk konusu var. Hani niye böyle bir şey? Şimdi yolsuzluk ayrı bir şey, kardeşlik ayrı bir şey. Yolsuzluk yargıyı ilgilendirir. Ortada bir şey varsa zaten suçlular yargılanır. O apayrı bir şey yani. O yargının konusu. Burada bahsettiğimiz Türkiye'de bölünmüş iki tane Müslüman topluluğun olması ve bunların aralarının bulunması gerektiği. Bu önemli ve elzem bir şey. Türkiye için önemli, Müslüman camiası için, İslam için önemli bir şey. İşte o yüzden zaten ayetten bir bölümdü ve çok etkili. Çekişip birbirinize düşmeyin diyor Allah. Şimdi ayetin devamında hatırlarsak çekişip birbirinize düşmeyi yılgınlaşırsınız, gücünüz gider diyor Allah. Şimdi Müslümanların gücünün gitmesi büyük bir sorun. Şimdi sen de söyledin damlacığım. O zaman Suriye'deki o yetimlerle kim ilgilenecek? Dünyadaki durum belli. Onlarla kim ilgilenecek? Müslümanların çekişip dağılmaması gerekiyor. Fakat bunun için bizim güzel söze ihtiyacımız var. Şimdi biz gece boyunca bu hocamızın söylediği etiket vesilesiyle hep güzel söze çağırdık insanları. Çünkü böyle ortamlar, özellikle krizlerin olduğu ortamlar, insanların birbirine çekiştirip bir de kötü söz kullanmaları için müsait buldukları ortamlar oluyor. Şimdi kötü sözü duyan ona kötü sözle cevap veriyor. Halbuki Müslüman ahlakında böyle bir şey yok. İslam ahlakında böyle bir şey yok. Allah'ın istediği hiçbir ahlakta böyle bir şey yok. Yani Allah bir ahlak sistemi kurmuş bütün kainatta. Bu her dinde böyle, bütün hak dinlerde böyle. Hep güzel söze davet var. Şimdi o yüzden güzel söze davet... Tabii, estağfurullah. Allah ayetinde inanan kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır diye bildiriyor şeytanın Allah'a sığınırım. Maşallah. Çok önemli bu gerçekten söylediğin ayet. Kötü sözle şeytan arayı bozuyor ama bunun farkında olmuyor karşı taraf. O bana söyledi diye ben de ona bunu söyleyeyim mantığında oluyor. Gitgide o da bir şeytanın daha fazla sarıp kuşatmasına mahal veriyor. Bu da ne oluyor? Müslümanların arasını bozuyor. Müslümanların arasının bozulması bütün Türkiye'ye ve dünyaya felaket getiriyor. Farkındayız bunun. Şimdi Allah'ın istemediği bir ahlak olduğu için ben birkaç tane Hazreti İsa'nın söylediği sözlerden, İncil'den sözler okuyacağım. Bakın ne kadar mütabık Kur'an'la ve ne kadar gerekli güzel sözlükle davranmak. Ondan bahsedeceğim. Paulus'tan Efeslilere mektup 4:29'da şu şekilde söylüyor. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. Bakın hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Bakın bu çok önemlidir. Başkalarına yarayacak söz. Şimdi küfür kimsenin işine yaramaz. Kötü söz kimsenin işine yaramaz. Ne onu yapanın işine yarar ne de karşı tarafa bir fayda getirir. Çekişmeyi arttırır sadece. O yüzden Hazreti İsa burada da diyor. Ağzınızdan sakın kötü söz çıkmasın diyor. Yine Paulus'tan Kolosililere mektup 4:6'da. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkes nasıl karşılık vermek gerektiğini öğrenecektir diyor. Yani sizden güzel sözü duyduklarında nasıl davranmaları gerektiğini onlar da öğrenecektir diyor. Yani halle biterliği evet. Yapılmış olacak diyor. Luka 4:22'de şöyle diyor. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Bakın Hazreti İsa peygamber ki o dönemde gerçekten eziyetli bir ortam var. Ona rağmen sözleri karşı tarafı onore eden lütufkar sözler. Yine Petrus'un birinci mektubu 3:8 ve 9'da şu şekilde geçiyor. Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Bu biraz önce Didem senin anlattın. Yani herkes sonuçta aynı fikirde olmayabilir ama Müslüman olarak başkalarının duygusunu, düşüncesini paylaşarak, onunla konuşarak, uzlaşarak zaten bir ortak zemin bulunabilir. Yani bu bir kardeşliğin ön şartı olur inşallah. Evet, inşallah. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçak gönüllü olun. Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine kutluluk dileyerek karşılık verin. Bakın karşı tarafa övgüyle karşılık verin diyor.
Çünkü kutlu kılınmayı miras almak için çağrıldınız. Bunlar Allah'ın sevdiği ahlak modeli. Güzel sözü bizim mutlaka, kötü söz duysak bile mutlaka ayakta tutmanız gerekiyor. Bu Allah'ın bizden Kur'an'da istediği ve aynı zamanda İncil'de ve Tevrat'ta da söylediği bir şart. Müslüman olmanın gereği. Bu ahlak mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman karşı tarafı nasıl eğitmemiz gerektiğini gösterebiliriz. Karşı tarafa Kur'an ahlakını gösterebiliriz. Sadece bir sözümüz bazen yeter bunu gösterebilmek için. Ve şu anda da böyle bir şeye gerçekten ihtiyaç var. Çünkü Müslümanların ayrılması gerçekten bütün dünyanın daha fazla zulüme bulaşmasına sebep oluyor şu anda. Aileciğim, güzel söz, güzel tavır bir ibadet. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi aynı bir ibadet. Çünkü insan her zaman hayatı boyunca Allah rızasının en fazlasını, Allah rızasına en uygun harekete göre yaşar. Güzel sözde her zaman için Allah rızasının en fazlası vardır. Kardeşine güzel bir söz söylemesi, inanmayan bir kişi bile olsa karşısında belki kalbi ısınacak diye mutlaka insan her zaman kendisine kötü söz bile söylese ona mutlaka güzel sözle karşılık verir. Çünkü bir bakarsın diyor Allah, o senin sıcak bir dostun oluvermiştir diyor. Güzel sözle gerçekten kalpler yumuşar, deriler yumuşar, yürekler yumuşar inşallah. Ben de birkaç yine İncil'den sözle devam etmek istiyorum bu konuda. Petrus'un birinci mektubunda şu şekilde geçiyor. Yaşamdan zevk almak ve iyi günler görmek isteyen dilini kötülükten, dudaklarını hileli sözlerden uzak tutsun. Yani eğer dünyada ahirette güzel bir yaşam istiyorsanız, güzel bir hayat istiyorsanız diyor, iyi günler görmek istiyorsanız dilinizi kötülükten uzak tutun diyor. Kötülükten sakınsın ve iyilik etsin, esenliği arayıp onun ardınca gitsin. Çünkü Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Ama Rab kötülük yapanlara karşı durur. İyiler her zaman inşallah kazanacak. Allah'ın vaadi bu. Durum aleyhlerinde bile gözükse Allah mutlaka kötülerin tuzaklarını döner dolaştırır. Yine onların başına geçirir. Ve her zaman için Allah iyileri mutlaka zafer verir. İyileri mutlaka kazandırır inşallah. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil. Hepsini üzerinizden sıyırıp atın diyor Allah. Bir Müslüman ahlakı bu. İnsan hiçbir zaman vicdanını her zaman temiz tutar. Vicdanınız temiz tutmayan insanın vicdanındaki karanlık kısım, o leke mutlaka yüzüne, konuşmalarına, tavrına yansır. O yüzden vicdanınızı temiz tutun diyor. Öfkeden, kızgınlıktan, kötü niyet bile olsa diyor Allah. Sadece niyet bile olsa değil, tavır. Mutlaka uzak kalın diyor. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da uygunsuz söz çıkmasın diye bildiriyor. Allah iftirayı da Kur'an'da kesin bir günah olarak bildiriyor. Aynı şekilde Allah İncil'de de bu şekilde bildirmiş. Allah tarafından müjdeyi, yani Allah'ın vahyini emanet almaya layık görüldüğümüz için, yani Allah hidayete layık kıldığı için, iman eden kullarından olmaya layık kıldığı için, insanları değil, yüreklerimizi sınayan Allah'ı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz. Bu da çok önemli bir ibadet, Allah'ın çok önemli bir emri. İnsanın mutlaka her ne olursa olsun haktan asla vazgeçmemesi ve sadece Allah'ı hoşnut edecek tavırlar içinde olması gerekiyor. Çünkü eğer insanları rızası için yaşamaya başlarsa, insanları razı etmeye başlarsa işte orada hem Allah vermesin zaten büyük bir şirkin içine girmiş olur, hem de çok büyük bir bereketsizlik gelir. Mutlaka Allah'ı hoşnut edecek tavırlar içinde olması gerekiyor. Karşı tarafın rızasını gütmeye başladığında Allah ayetine de bildiriyor. Çoğunluğa uyarsan seni güzel olandan saptırırlar diye bildiriyor. Allah vermesin, onların rızasına uymaya başladığında insan çok yanlış tavırların da içine girebilir. Yine başka bir sözde Allah şöyle bildiriyor. Allah rızası için kullanılmayan dil, öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rabbi överiz, yine dilimizle yaratılmış olan insanlara söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Yani Müslümanın dilinde her zaman güzellik olacak. Hiçbir zaman iradesini kullanacak. En sonuna kadar iradesini kullanacak. Sabredecek ve herhangi bir olumsuz tavırla karşılaştığında bile mutlaka hep güzel sözle karşılık verecek inşallah.